Nasıl kendimize güvenebiliriz? Kendine güven, özgüven çocuk yaşta başlar. Yani anne babanın vereceği eğitimle özgüven temelleri atılmış olur. Ve işin %80'i o dönemlerde 0-5 yaş arası çocuklarda sağlanır. Eğer siz çocuğunuza gerçekten iyi bir gelecek, kariyer, bir kişilik vermek istiyorsanız yapacağınız birinci şey çocuğunuzu maksimum özgüvenle kompleksiz yetiştirmek. Bunun formüllerini ayrıca detaylı olarak vereceğim. İkincisi, devamlı olarak okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz, bileceğiz. Bildiğimiz zaman, bakın insanlar neden korkar? Bilmedikleri şeyden korkarlar. Korkunun antikoru nedir? Yani ilacı nedir? Bilmek. Biz bilmediğimiz şeylerde gözümüzde canlandırdığımız için, gücümüzde büyüttüğümüz için korkarız. Onun için bildiğimiz takdirde, daha fazla bildiğimiz takdirde, konunun üzerine gittiğimiz takdirde özgüvenimiz artar. O zaman korku da olmaz. Bilmek, öğrenmek. Özgüven için günün her anında, her dakikasında kendi kendimizle konuşmalarımızda pozitif olacağız. Kendimizi motive edeceğiz, kendimize güveneceğiz ve içsel konuşmalarımızla, beynimize telkinlerimizle, kullanacağımız mantralarla gerekirse küçük mantralar. Mantra konusunu da bir videoda ayrıca tek başına açacağım, onu da izleyebilirsiniz. Mantralarla, kendi kendimize yapacağımız telkinlerle özgüvenimizi arttırabiliriz. Bu şarttır. Çünkü bu devamlı yakılan bir benzin gibidir. Eğer benzin olmazsa araba yürümez. Siz kendinizi motive etmeseniz, kendinizi telkinle itmeseniz ileri gidemezsiniz. Özgüven için yapılabilecek şeylerden biri kesinlikle tabii ki fiziksel görünüm de lazım. Yani insanlar bir başkayla karşılaştığı zaman ilk izlenimde dikkat ettikleri şey fiziksel görünümdür. Onun için elden geldiğince fazla kilolarımızı, göze batan fiziksel şeylerimizi düzenleyeceğiz ve çok temiz ve şık giyineceğiz. Yani dışarı çıktığımız zaman sanki dünyadaki en önemli görüşmemizi yapmaya hazırlanmışız gibi giyineceğiz. Çünkü kiminle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ki. Çünkü kiminle bir iş görüşmesi veyahut da hayatımızın yönünü değiştirecek bir görüşme yapacağımızı bilmiyoruz ki. Onun için fiziksel olarak kendi görünümümüze dikkat edeceğiz. Sakalımıza, saçımıza, temizliğimize, fiziksel görünümümüze, elbiselerimize, kokularımıza, koku da çok önemli. İnsanların, başkalarının bize ilk andan iyi not vermesi için bu faktörlere dikkat edeceğiz. Ve bu bizim özgüvenimizi arttırır. Dolayısıyla zaten karşıdaki insanın bize wow diye baktığı zaman bizim zaten özgüvenimiz tavan yapar. Yaptıkça özgüven gelişir. Onun için gerekirse küçük küçük hedefler koyup yapacağız. Yaptıkça kendimizi takdir edeceğiz. Vav, sen yaptın, başardın, bravo sana. Kendimize teşekkür edeceğiz. Kendimizi takdir edeceğiz. Başkasının bizi takdir etmesine gerek yok. Biz kendimizin, kendi değerimizin farkında olacağız. Ve o zaman özgüvenimiz tavan yapar. Özgüven için tabii ki enerji şart. Diğer videolarımızda enerjimizi nasıl yükselteceğimizi anlatmıştık. Fiziksel, mental olarak. Onun için onları izlerseniz, enerjinizi yüksek tutarsanız enerjik insan zaten kendine de güvenir. O kadar enerjik olacağız ki auramız o kadar yüksek fiziksel, mental olarak yüksek enerjide olacak ki karşımızdaki kişiler bizi gördükleri zaman etrafımızdan, auramızdan saçan bir ışık demeti görecekler. Bu insanların istedikleri insan şeklidir. Yani biz etrafından enerji saçan insanlarla beraber olmak isteriz. Çünkü biz onlardan enerji alıyoruz. Hiç kimse enerjisi düşük bir insanla yan yana olmak istemez. Onun için ışıltı saçacağız. Bu bizim özgüvenimizi arttırır. Çünkü karşıdan zaten o tepkiyi göreceğiz. İnsanlar mutlu olacaklar bizi gördükleri için ve bu bizim özgüvenimizi yükseltir. Özgüven için kendimizi kimseden aşağı görmeyeceğiz. Sonuçta bizim de özelliklerimiz var, bizim de artılarımız var, bizim de çok iyi olduğumuz yönlerimiz var. Biz bunları tespit edeceğiz ve bunları öne çıkaracağız. Bunlar üzerinde çalışacağız.
Ha tabii eksik yönlerimizi de tamamlamaya çalışacağız. Ama sadece eksik yönlerimizi görüp negatif bakmayacağız. Özgüven için yapılması gereken şeylerden biri de şimdide yaşamak. Çünkü şimdide olduğun zaman şimdi yapman gerekeni yapıyorsun. Yapman gerekeni yaptığın için de o zaman kendi kendini takdir ediyorsun. Ve özgüvenin maksimum noktaya gelir. Yapmak. Özgüven için en önemli faktörlerden biri başımıza gelmemiş problemlerle boğuşmayacağız. Yani bu böyle olacak, onun sonucunda şöyle gelişecek olmamış. Sen neden o ruh haline giriyorsun? Neden o ruh haline girip o beyninin o salgıları, o negatif salgıları salgılamasını sağlıyorsun? Olduğu zaman düşünürsün. Şu anda öyle bir problem yok. O problemi şu anda kafanda çözmene de gerek yok. Problem olursa o zaman düşünürsün. Onun için olmamış problemlerle kafa yorup özgüvenimizi düşürmeyelim. Özgüven için kendimize ve başkalarına da dürüst olacağız. Kendimizi kandırmayacağız. Söz verdiğimiz, kendi kendimize söz verdiğimiz şeyleri yapacağız. Ve bu bize kendi kendimize olan saygımızı arttırır, özgüvenimizi arttırır. Özgüven için tabii en önemli faktörlerden biri olumlu bakmak. Yani eğer siz bu gelişmelerin, sonraki gelişmelerin olumlu olacağını düşünürseniz olumlu olur. Beyniniz ona hazırlar sizin yarınınızı, önünüzdeki saatlerinizi. Şimdiden biz yarını kuruyoruz. İyi bir yarın istiyorsan şimdi yapacaksın. İyi bir gün istiyorsan bunu sabahtan itibaren düşünmeye başlayacağız. Bugün benim en iyi günüm olacak. Ve bu insanın özgüvenini yükseltir.